Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Başkent Washington yakınlarındaki Alexandria'da Amerikan Kongresi üyelerinin beyzbol antrenmanı yaptığı sahada bir kişi kongre üyelerinin üzerine ateş açtı. Saldırıda aralarında Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Parti grup liderinin de olduğu birkaç kişinin yaralandığı bildiriliyor. Bu sıcak haberin ayrıntılarını almak üzere Mehmet Toroğlu'na dönüyoruz şimdi. Mehmet, sabah saatlerinde Amerikan medyasına son dakika haberi olarak düştü bu olay. Ayrıntılar için sözü sana bırakıyoruz. Evet, olay Virginia eyaletinin kuzeyinde, başkent Washington yakınlarında Alexandria ilçesinde meydana geldi. Bu kongre, Amerikan kongresi üyeleri de beyzbol antrenmanı yapıyordu o sırada ve bir kişi kongre üyelerinin üzerine ateş açtı. Saldırıda aralarında Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti grup lideri Steven Scalise'in de olduğu, birkaç kişinin yaralandığı bildiriliyor. Diğer Cumhuriyetçi kongre üyeleriyle beyzbol antrenmanında bulunan ve CNN'e konuşan bir görgü tanığı, kongre üyesi, Temsilciler Meclisi üyesi Mo Brooks, saldırganın yarı otomatik silah kullandığını ve saldırıda güvenlik görevlileri dahil 5 kişinin yaralandığını belirtti. Polis saldırıyla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Az önce de olaya tanıklık eden Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake bir açıklama yaptı. Saldırganın mavi tişört giymiş, 40 ya da 50'li yaşlarında beyaz bir erkek olarak tarif etti. Az önce de polis saldırganın kimliğini açıkladı. İsmi James Hutchinson, 66 yaşında. Bir ev eksperlik şirketinin sahibi, eyalet kayıtlarına göre lisansının 2016 Kasım'da süresinin dolduğu ve yenilenmediği şeklinde bilgiler var. Kongre üyesi Scalise, saldırıda yaralanan Scalise, olayın ardından George Washington Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun istikrarlı olduğu, ameliyata alındı, hayat tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor. Scalise, Temsilciler Meclisi'ndeki, dediğimiz gibi Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri ve 2008 yılından bu yana da kongre üyesi. Bir görgü tanığı, iki polis memurunu ve civardaki diğer kişilerin olayda kurşunlara hedef olduğunu söyledi. Scalise'in de kalçasından yaralandığı belirtiliyor. Kongre üyesinin olaydan sonra, yaralandıktan sonra sürünerek sahadan, beyzbol sahasından çıkmaya çalıştığı bilgisi de var. Görgü tanıkları olayın uzun sürdüğünü, saldırgan etkisiz hale getirilinceye kadar en az 10 dakikanın geçtiğini söylüyorlar. Ve saldırganın onlarca kurşun sıktığı, kimisi 25 diyor, 40-50 civarı diyen var. Ama çok sayıda kurşun sıktığı bilgileri de var. Başkan Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Yardımcısı, başkan yardımcısı Mike Pence ile birlikte olayı izlediklerini ve saldırıdan büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Kongre üyesi Steve Scalise'in kötü şekilde yaralandığını belirtti. Ancak en kısa zamanda iyileşeceğini vurguladı. Scalise'in sağlığı için dua ettiğini de yazdı. Ve az sonra da Trump'ın Beyaz Saray'da kameralar önüne geçerek bir açıklama yapması da bekleniyor. Mehmet, bu arada bu sabah yaşanan bir başka sıcak gelişme de Demokrat Kongre üyelerinin küresel çapta iş yapan şirketlerine yabancı para akışından dolayı Başkan Donald Trump'a dava açması. Davada süresi sabah erken saatlerde bölge mahkemesine sunuldu. Bu davaya ilişkin değerlendirmeler neler? Evet, Demokrat Kongre üyeleri, 200'e yakın Demokrat Kongre üyesi, hem Temsilciler Meclisi kanadından hem de Senato kanadından 200'e yakın Demokrat, küresel çapta iş yapan şirketlerine yabancı para akışından dolayı Başkan Donald Trump'a dava açıyor. Trump'ı anayasanın kar ve ücretlerle ilgili maddesini ihlal etmekle suçluyorlar davada. Dava dosyasını bu sabah erken saatlerde Başkent Washington'daki bölge mahkemesine sundular. Davacılar dava açacak koşullara sahip olduklarını savunuyorlar. Zira anayasadaki ilgili maddede yabancı hediye ve ödemeleri sadece kongrenin onaylayabileceğinin yazdığına dikkat çekiyorlar. Bu dava girişimini organize eden senatör isimlerden Demokrat Senatör Richard Blumenthal, bu ülkenin kurucuları kongreye eşsiz bir rol, eşsiz bir hak ve sorumluluk verdiler diye konuştu. Trump, hatırlanacağı üzere, başkan olduktan sonra şirketlerinin yönetimini yetişkin oğulları ve kıdemli bir yöneticiye devretmiş ama sahipliğini değiştirmemişti. İşte bu durum başkanın Trump organizasyonunun yabancı hükümetlerden elde ettiği gelirleri dahil karlarından yarar sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu dava, bu sabah açılan dava aynı türden üçüncü dava ve bu davanın dilekçesinde Trump organizasyonuna yapılan yabancı ödemelerin tüm boyutunun bilinemeyeceği, çünkü başkanın vergi beyannamelerini kamuoyuyla
paylaşmadığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere bu hafta içinde de iki eyaletin, başkent Washington, Washington DC ve Maryland eyaletinin adalet bakanları da Trump'a karşı yine benzer bir dava açmıştı. Trump'ın yemin töreninden birkaç gün sonra da Ocak ayında merkezi Washington'da bulunan CREW adlı bir kuruluş yine Trump'a karşı aynı konuda dava açmıştı. Yani şu anda 3 tane açılmış dava var Trump'a. Trump ve Adalet Bakanlığı ise bu davaları, açılan bu davaları temelsiz olarak niteliyor ve ilgili anayasa maddesinin otel ödemeleri ve emlak işlemleri gibi normal işleri engelleme niyeti taşımadığını savunuyorlar. Demokrat John Conyers, bugünkü dava girişiminin öncülerinden Demokrat John Conyers, Brumenthal'la birlikte bir başkana karşı açılmış davada, bugüne kadar açılmış bir davada en yüksek sayıda kongre üyesini davacı olarak topladıklarını söyledi ve cumhuriyetçileri de bu girişime katılmaya, çağırmaya planladıklarını belirtti. Washington gündemi bu kadarla da sınırlı değil Mehmet. Adalet Bakanı Jeff Sessions dün Rusya soruşturması kapsamında Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade verdi. Merakla bekleniyordu neler söyleyeceği. Bu merak giderildi diyebilir miyiz? Evet, dünkü oturum özellikle işte Rusya ile bağlantılar, Trump ekibinin, kampanya ekibinin Rusya ile olası bağlantıları, Comey'nin, Adalet Bakanı Sessions'ın, eski FBI Başkanı Comey'nin kovulmasında nasıl bir role sahip olduğu rolü ve Başkan Donald Trump'la olan diyaloglarına dair senatörlerce adeta soru yağmuruna tutuldu. Zaman zaman ses tonunun yükseldiği de görüldü. Trump kampanyasıyla Rus yetkililer arasında herhangi bir gizli anlaşmaya dahil olduğu ya da böyle bir anlaşmadan haberi olduğu yönündeki suçlamaları şiddetle yalanladı. İğrenç ve korkunç bir yalan olarak niteledi bu iddiaları. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la daha önceden açıklanmayan bir görüşmesi ya da Rus yetkililerle Amerikan seçimleri hakkında herhangi bir temasının olduğu iddialarını da aynı şekilde sert biçimde reddetti. Şöyle dedi Sessions, Rusya hükümetiyle 35 yıldır onurla hizmet ettiğim bu ülkeye, yani Amerika'ya zarar vermek ve demokratik sürecimizin bütünlüğünü zedelemek için herhangi bir gizli anlaşmaya dahil olduğum ya da bundan haberimin olduğu iddiası iğrenç ve korkunç bir yalan diye konuştu. Oturumda Sessions, eski FBI direktörü James Comey'nin geçen haftaki oturumda ortaya attığı bir iddiayı da yalanladı. Ne demişti Comey, hatırlayalım. Trump'la yaptığı ve Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Mark Flynn üzerindeki soruşturmayı sonlandırmasını istediğini iddia ettiği Oval Office'deki bir görüşmeden sonra Sessions'a Trump'la bir daha yalnız kalmak istemiyorum dediğini ama Sessions'ın buna bir yanıt vermediğini, aldırış etmediğini iddia etmişti. İşte bu soruldu Sessions'a dün. Şöyle dedi, Comey hatırlamadı ama ona yanıt verdim. FBI ve Adalet Bakanlığı'nın Beyaz Saray'la temaslar konusundaki bakanlık politikasını takip etmede dikkatli olması gerektiğine katıldım dedi. Sessions geçen Ocak ayında Adalet Bakanlığı'nın adaylığının onay süreci çerçevesinde Senato'da oturuma katılmıştı ve orada seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle görüşmediğini söyleyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği suçlamalarına maruz kalmış. İşte o suçlamalara da yanıt verdi. O oturumda, söz konusu oturumda Trump'ın ekibiyle Ruslar arasında düzenli aralıklarla bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasının sorulduğuna dikkat hatırlattı Sessions. Benim yanıtımda anladığım şekliyle bu suçlamaya adil ve doğru bir yanıttı. Trump'ın kampanyasından yetkililerin düzenli aralıklarla Ruslarla görüştüğü iddiasına yanıt veriyordum dedi. Yani burada demek istediği kongre üyeliği, kongre görevi kapsamında görüşme yaptı. Yani böyle yani anılan suçlamalar kapsamında bir görüşme yapmadığını vurgulamış oldu. Sessions ayrıca soruşturmadan, bu FBI soruşturmasından çekildim ama bu aşağılık ve yanlış suçlamalara karşı onurumu savunmaktan çekinmedim diye konuştu. Trump'ın kampanyasında görev almış olmasının gerektiği koşullar nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın Rusya soruşturmasından ismini çektiğini vurguladı. Ama Rusya soruşturması hakkında hiçbir zaman bir bilgisi ya da rolünün olmadığını da vurguladı. Yani soruşturmayla ilgili sorulara genelde yanıt vermedi, bu şekilde yanıtladı. Oturum sırasında Sessions'la Demokrat Senatör Ron Wyden arasında bir ara bir hararetli bir tartışma yaşandı. Sessions sesini yükseltti. Senatör Wyden, eski FBI Direktörü Comey'nin Adalet Bakanı'nın soruşturmadan çekilmesi hakkında bazı soru işaretleri olduğuna dair sözlerini hatırlattı ve nedir bu soru işaretleri diye sordu Sessions'a. Sessions'da siz neden söylemiyorsunuz? Hiçbir şey yok senatör, hiçbir şey yok. Şahsım hakkında sızdırılan gizli bir ima var ve bundan hoşlanmıyorum şeklinde sert bir yanıt verdi. Başkan Trump'ın FBI direktörüyle görüşmesinde bir sorun olmadığını, bunun doğal olduğuna da
vurgu yaptı Sessions ve Rusya soruşturmasına özel savcı olarak atanan eski FBI Başkanı Robert Mueller'e güvendiğini de kaydetti. Dün hatırlanacağı üzere Mueller'in işte Trump'ın Mueller'i kovabileceği yönünde bir takım iddialar medyada yer almıştı. Bu soruldu. Mueller'e güvendiğini söyledi. Comey'nin görevden alınması rolü hakkında ısrarlı sorulara maruz kaldı. Rusya soruşturmasından çekilmesinin FBI üzerindeki yetkisinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini söyleyerek yanıt verdi bu soruya. Trump'la olan özel görüşmeleriyle ilgili yani bu Comey'nin kovulmasını Trump'la görüştünüz mü? Rusya soruşturmasını Trump'la görüştünüz mü? Şeklinde çok sayıda soru geldi ama Trump'la özel görüşmelerimin detaylarını paylaşamam şeklinde konuştu. Yanıt vermedi. Comey ile performansı ile ilgili kovulmadan önce bir görüşme yapmadığını da söyledi. Trump'ın daha sonra kimin ne tavsiye ettiğine bakmadan Rusya soruşturması yüzünden Comey'i kovduğu hatırlatıldı. Sözleri ortada. Ben bir yorum yapmayacağım. Zihninden ne geçiyordu? Emin değilim açıkçası diye sordu, diye konuştu. Marco Rubio Beyaz Saray'da işte Trump'ın teyp kayıtları, görüşmelerin teybi alıyor mu almıyor mu şeklinde bir soru sordu. Bilmiyorum dedi ona da. Trump ve kendisinin daha göreve başlamadan FBI'da yeni bir başlangıç olması gerektiği konusunda anlaştıklarını da söyledi. Yani oldukça uzun, detaylı bir oturumdu. Daha bu konu zaten daha çok Amerikan gündemini kaplayacak gibi görünüyor. Mehmet Aroğlu Washington gündemine dair notlarını paylaştı. Başkenti sarsan silahlı saldırıya dair ayrıntılar netleştikçe Amerikanınsesi.com aracılığıyla aktarmayı sürdüreceğiz. Teşekkürler Mehmet. İran'la nükleer anlaşma, Paris İklim Sözleşmesi, Küba ile yeniden ilişki kurma. Bunlar eski Başkan Barack Obama'nın siyasi mirasının en önemli maddeleriydi. Ancak bu miras yeni Başkan Donald Trump tarafından sert eleştirilere uğruyor. Donald Trump, Obama'nın dış politikasını eleştirmekte hiçbir zaman tereddüt etmedi. Gerçek şu ki tam bir enkaz devraldık. Ancak yakın zamana kadar da dış politikada ciddi bir değişiklik yapmadı. Şimdi de Arap liderlerle görüşüp İran meselesini ısıtmaktan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeye kadar birçok konuda Obama'nın mirasının temel unsurlarını değiştirme gayretinde. Bu yönetimde önceki yönetimin icraatını tersine çeviriyorsanız puan kazanıyorsunuz. Buna şüphe yok. Christy Goldfuss, Obama döneminde Beyaz Saray'da çevre politikaları konusunda danışmanlık yapmış. Goldfuss, 2015 Paris İklim Anlaşması'nı Obama'nın kilit başarılarından biri olarak görüyor. Ancak 195 ülke tarafından imzalanan anlaşma, Amerikan Kongresi'nde onaylanmış değil. Bu da anlaşmayı kırılgan hale getiriyor. Aynı şey Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşma için de geçerli. Trump, anlaşmayı henüz eleştirme aşamasında. Bir diğer hassas hedef de Obama'nın Küba ile yeniden ilişki kurma politikası. Beyaz Saray, Obama'nın Küba politikasını topyekün gözden geçiren bir raporu tamamlamak üzere. Değişikliklerin ne kadar kapsamlı olacağını kimse bilmiyor. Ancak Amerika-Küba Ticaret ve Ekonomi Konseyi'nden John Kavulich'e göre Trump'ın bu politikadan tamamen geri dönmesini engelleyecek bir şey yok. Bu yönetimde önceki yönetimin icraatını tersine çeviriyorsanız puan kazanıyorsunuz. Buna şüphe yok. Donald Trump kampanyası süresince Küba meselesine sert yaklaşmış ve Obama'yı eleştirmişti. Başkan Trump şimdilik iç politikaya odaklanmış görünüyor. Amerika'nın sesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi kesinleşmiş bir karar olmadığını açıkladı. Obama yönetiminden birçok yetkiliye göre değişim daha yeni başladı. Son 8 yılda başardığımız ilerlemeleri tehdit edecek birçok geri çevirme çabası olmasını bekliyorum. Öncelikleri bu ve durmaya hatta yavaşlamaya bile niyetleri yok gibi görünüyor. Obama'nın politikalarını geri çevirirken aslında Trump da tek taraflı davranıyor. Zira kendi hamlelerinin de halefi tarafından değiştirilmeyeceğinin garantisi yok. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Sene başından beri yükseliş trendini neredeyse hiç değiştirmeyen ABD piyasaları, geçtiğimiz haftanın son seansında yatırımcıların teknoloji hisselerini elden çıkarmasıyla haftayı düşüşte tamamlamışlardı. Hafta başından beri toparlanan piyasalar bugünse heyecanla Merkez Bankası'nın faiz toplantısından çıkacak kararı bekliyor. New York'tan Aslı Pelit ekonomideki son durumu aktarmak üzere karşımızda. Aslı, seni dinliyoruz.
Evet, Wall Street geçtiğimiz haftayı Trump yönetimini tehdit eden siyasi olaylardan etkilenmeden tamamlamıştı. Fakat senin de söylediğin gibi Cuma günü öğleden sonra teknoloji hisselerini elden çıkardıklarını gördük. Yatırımcıların Nasdaq endeksinde işlem gören Apple hisseleri %3.9 oranında değer kaybetti. Bu düşüşün sebebi neydi? Yıl sonunda satışa sunulacak olan yeni iPhone'ların kullanacağı sistemin telefonun internet hızını piyasadaki diğer telefonlara oranla yavaşlatabileceği açıklandı. Şirket tarafından açıklandı. Üstelik bu haberin etkisiyle sadece Apple hisseleri değil, Facebook, Google, Microsoft gibi önemli teknoloji şirketlerinin hisseleri de %3'ün üzerinde düşüşler gerçekleştirdi. Apple hisseleri Nisan 2016'dan bu yana en sert düşüşünü Cuma günü yaşadı. Bu kayıp bununla birlikte hafta başında değişti. Yatırımcıların fiyatları düşen hisselere yönelmesiyle endeksler toparlandı. Bu haftada demin söylediğim gibi dün başlayan ve birazdan bitecek olan Amerika Merkez Bankası faiz toplantısının kararını bekleyerek geçirdi yatırımcılar. Banka sektörü hisseleri de teknoloji hisseleri kadar ilgi gördü bu hafta. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz oranını yükseltmesine kesin gözüyle bakıyorlar ve banka sektörü hisseleri de bu kararın arifesinde değer kazanıyor diyebiliriz. Merkez Bankası toplantısına dönelim. Merkez Bankası en son Aralık 2015'te neredeyse 10 senelik bir bekleyişin ardından faiz oranını arttırmıştı. Daha sonra 2016 yılında Aralık ve Mart ayındaki toplantılarda da faiz arttırdı. Bunun sebebi de Amerikan ekonomisinin çok sağlam bir döneme girmesi aslında. Geçtiğimiz iki aya bakarsak çok iyi pozitif istihdam raporları geldi. İşsizlik oranı oldukça düşük ve enflasyon %2 seviyesinde seyrediyor. Ve bu da Fed'in yani Merkez Bankası'nın faiz oranını %0.25 veya hatta %1'e kadar yükseltebileceğini gösteriyor. Merkez Bankası kulislerinden Wall Street'e yayılan dedikodulara göre bu yıl boyunca banka en son mali krizde özel bankalara dağıttığı yaklaşık 4 trilyonluk borcu da geri almaya başlayacak. Tabii bu karar elbette Kongre'den onaylanması gerekiyor. Bankanın bugün vereceği karar bu yüzden oldukça önemli ve kararı dediğim gibi birkaç saat sonra birlikte öğreneceğiz. Ve detayları Amerika'nın Sesi'nin web sitesinde takip edebileceksiniz. New York'ta Aslı Pelit Amerikan ekonomisine dair son verileri aktardı. Teşekkürler Aslı. Hemen bir son dakika notuyla devam edelim. Başkan Donald Trump az önce sabah saatlerinde Alexandria ilçesinde Amerikan Kongre üyelerine ateş eden saldırganın öldüğünü açıkladı diyelim. Bu notu ekledikten sonra yayınımıza devam edelim. Florida'nın Orlando kentindeki Pulse adlı gece kulübünde yapılan kanlı saldırının üzerinden tam bir yıl geçti. 49 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kentte 12 Haziran artık resmen kenetlenme günü olarak anma törenlerine sahne oluyor. Amerika'nın Sesi Orlando'daki anma etkinliklerini izledi. Toplumun farklı kesimlerinin nasıl birlik içinde olduğunu görüntüledi. Orlando saldırısında ölenleri anmak için koşu düzenlendi. Yüzlerce Amerikalı ülke tarihinde eşcinselleri hedef alan en büyük saldırının yıl dönümünde Orlando'da toplandı. Barbara Poma, 49 kişinin öldüğü Pulse Gece Kulübü'nün sahibiydi. Her şey geçen yıldan farklı elbette. Her şey ama her şey değişti. Her gün yaptığımız şeyler bile değişti. Yüreğimiz sonsuza dek, hayatımız sonsuza dek değişti. Hayatın gidişatı artık aynı değil. 29 yaşındaki Ömer Metin gece kulübüne girdiğinde gece 2'ydi. Tüfeğini doğrulttu ve ateş etmeye başladı. 49 kişi kurşunların kurbanı oldu. 53 kişi yaralandı. Akıl sağlığı yerinde olmayan Metin, internette IŞİD'e bağlılığını ilan etmişti. O gece yaşananların korkunçluğu Orlando toplumunun tüm katmanlarını etkiledi. 15 yaşındaki Madeline Ward, Pulse'ın bulunduğu sokağın karşı tarafında yaşıyor. Gördükleri ve duydukları nedeniyle uykuları kabuslarla bölünüyor. Olup bitenler sevgiye olan ihtiyacımızın farkına varmamı sağladı. Hepimiz farklı insanlarız ama farklılıklarımız olsa da hepimiz insanız ve sevelim sevmeyelim birbirimize saygı duymamız gerek. Bir yılın ardından Orlando bir toplum olarak kenetlendi ve herkes Orlando Eşcinseller Korosu'nun anmasında bir araya geldi. Dan Jones, korunun amacının birlik ve sevgi mesajını paylaşmak olduğunu söylüyor. Saldırgan bu toplumu yok etmeye çalışıyordu.
Ama aksine bu insanları bir araya getirdi ve daha önce ilişkimiz olmayan diğer toplumlarla aramızda köprüler kurmamızı sağladı. Düzenlenen etkinliklerde bu yeni ilişkiyi görmek mümkündü. Orlandolu bir firma LGBT toplumu için ücretsiz tişört, gıda dağıttı. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Firmanın amacı bu trajediden etkilenen herkese sevgi ve destek vermek. Bence toplumumuz birlikte gelişti. Herkesin kenetlendiğini ve iyileşme sürecinde birbirine destek olduğunu görmek çok güzel. Pulse Gece Kulübü saldırıdan sonra kapılarını bir daha açmadı. Bina bir anıta dönüştü. Binayı ziyaret edenler o gece hayatını kaybedenlerin anısına bir not, çiçek ya da eşya bırakıyor. Bu yüzük kız kardeşimin doğum günüm için aldığı çantanın içinden çıkmıştı. Mary Kelly ve Taylor Caldwell da binayı ziyaret edenlerden. Buraya geldik çünkü LGBT toplumu içinde çok aktifim. Olmasaydım bile buraya gelirdim çünkü böyle bir olay bir daha asla yaşanmamalı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basından özetler var. Amerikan gazetelerinde öne çıkan başlıkları aktarmak üzere Ege Cansuz Açıkara karşımızda. Ege, söz sende. Özlem, Amerikan basını Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Senato İstihbarat Komisyonu'nda dün verdiği ifadeyle ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, Sessions'ın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale eden Rusya ile gizli işbirliği yaptığı iddialarını iğrenç bir yalan olarak nitelediğini yazıyor. Times, Sessions'ın oldukça hararetli geçen oturum sırasında Başkan Trump'la arasında geçen konuşmalar dahil bazı kilit soruları uygunsuz olur gerekçesiyle yanıtsız bırakarak komisyon üyesi senatörler arasında gerginlik yarattığında yazmış. Habere göre Sessions, Rusya soruşturmasından çekilmesi konusunda da bu hamlenin yaptığı bir yanlıştan değil, sadece geçen yıl Trump kampanyasında yer almasından ve kampanyadaki kişilerle çok yakın ilişki içinde olduğundan kaynaklandığını belirtti. Sorgu sırasında Demokrat Partili senatörlerin Trump'la ilgili birçok sorusunu yanıtsız bırakan Sessions, sessiz kalmayı, Trump'ın başkanlara bazı bilgileri kongre ve mahkemelere vermeme yetkisi tanıyan özel imtiyazını kullanabileceği olasılığına bağladı. Senatörler, yabancı bir ülkenin Amerika'nın demokratik kurumlarına saldırısı söz konusu olduğu bir ortamda bilgi erişimine yönelik hiçbir engellemenin kabul edilmez olduğunu söylemesi üzerine Sessions sadece Adalet Bakanlığı'nın tarihten gelen yöntemlerini izlediğini söylemekle yetindi. New Mexico Eyaleti Senatörü Martin Heinrich ise Sessions'ı sorulara yanıt vermeyi reddederek Rusya soruşturmasını engelleme girişiminde bulunmakla suçladı. Times, Alabama Eyaleti eski senatörü Sessions'ın kongreden ayrılmadan önce meslektaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu, ancak Rus yetkililerle görüşmeleri konusunda kongreye yanıttıktan sonra inanırlığını yitirdiğini yazmış. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürütmek üzere özel savcı olarak atanan FBI eski başkanı Robert Mueller'ı görevden alma olasılığıyla ilgili çıkan habere yer vermiş. Times ilk kez Başkan Trump'ın yakın bir arkadaşının ağzından çıkan bu olasılığın Washington'da spekülasyonlara yol açtığını yazıyor. Habere göre Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre her türlü hakkı ve yetkisi olsa da Trump'ın Mueller'ı görevden almak gibi bir niyeti yok. Ancak Trump'a yakın çevrelere göre başkan şu anda öyle bir ruh hali içinde ki fikrini her an değiştirebilir. Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein ise Robert Mueller, ben bu görevde olduğum sürece geçerli bir neden olmadıkça görevden alınmayacak, yasal dayanağı olmayan talimatlara uymayacağım şeklinde konuştu. Washington Post ise Robert Mueller'ın görevden alınabileceği yönündeki söylentilerle ilgili olarak David Ignatius imzalı bir makale yayınlamış. Ignatius, Mueller'ı kovmak facia olur başlıklı makalesinde şunları diyor. Başkan Trump'a yakın kişiler özel savcı olarak atanan Robert Mueller'ın kovulmasıyla ilgili spekülasyonları iyi ki gündeme getirdi. Vatandaşlarımız böylesi bir hamlenin ne gibi sonuçlar doğuracağını anlama şansı yakaladı. Trump, Beyaz Saray'a iflas etmiş bir gazinocunun değerlerini taşıdı. Mueller'ın atanmasıyla hepimiz rahat bir nefes almış, her şeyin normale döneceğini umuyorduk. Ama hayır, şimdi de Mueller'ın kovulması gündeme düştü. Böylesi bir skandal, başkanlık hukuksuzluğunun çok daha tehlikeli bir boyuta eriştiği anlamına gelir.
Demokrasilerde kanunsuzluğa karşı koymak aslında elinde sonunda seçimle iş başına gelenlerin iradesinde ve sorumluluğundadır. Trump akıllıysa Mueller'a dokunmaz demiş Ignatius. Evet, Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Ege. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin tahminlerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %17'si 65 yaşın üzerinde olacak. Şu anda bu oran sadece %8 civarında. Bu hızlı artış nedeniyle yetkililer yaşlıların bakımı konusunda yeni yöntemler geliştirmeye odaklanıyor. Ve tabii ki internet bu alanda da çok önemli bir rol oynuyor. Bu alıcı 84 yaşındaki Sarah Casademunt'un evindeki çok sayıdaki sensörden sadece biri. Alıcılar Casademunt'un hareketlerini izliyor ve ailesine bilgi gönderiyor. Evindeki hareketlerini takip ediyorum. Evden çıktı mı, geri geldi mi, yemek yedi mi? Hepsini izliyorum. Eğer her zamanki rutininden farklı bir şey yaparsa bu bir şeylerin yolunda olmadığını gösterir. Casademunt alıcılar sayesinde kendisini güvende hissettiğini söylüyor. Yakınlarımın alıcılar sayesinde beni izlediğini bilmek bana güven veriyor. Harika ve rahatlatan bir duygu. Alıcılardan gelen bilgiler bir merkez tarafından da izleniyor. Yaşlanmadan kaynaklanan herhangi bir sorunu veya riskli bir durumu belirleyebiliyoruz. Böylece yaşlıların ailelerine de ilk elden doğru bilgi ulaştırabiliyoruz. Yaşlıların mümkün olduğu sürece evlerinde başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşamalarına yardım etmek için tasarlanan bu programa Active Age, yani aktif yaşlanma adı veriliyor. İnsanların kendi evlerinde tek başlarına yaşamalarını sağlıyoruz. Bu da sosyal hizmetler veya özel bakım hizmetleri için harcanan parayı büyük ölçüde azaltıyor. Halen Avrupa ülkelerinde yaşayan binlerce yaşlının izlendiği pilot projenin 3 yıl sürmesi planlanıyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.